CHP lideri Devlet Bahçeli'nin burada yani Ankara Çankaya'da bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda olmasını bekliyoruz. 1320 numaralı sandıkta Bahçeli oyunu kullanacak ve hemen oyunun ardından da yine hem teşkilatına hem seçmene, 61 milyon seçmene burada bu noktada mesajlarını paylaşacak. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerine uzun bir süredir hazırlıklarını yapıyordu. Cumhur İttifakı'yla birlikte ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 200 bine yakın teşkilat üyesi bugün sandık başında görevli olacak. Hem sandık başında görevler hem hukuk ekipleriyle birlikte sandıkta görevler ve MHP'nin tek çatı ismi verilen bir sistemle birlikte 31 Mart yani bugün sandık gününü akşam saatlerine kadar oy sayımının hemen ardından yurdun dört bir yanından tüm sandıklardan gelen verilerin işte az önce bahsettiğim teşkilat üyeleri aracılığıyla genel merkeze iletilmesi sağlanacak ve bu sayede hem MHP Genel Merkezi Cumhur İttifakı sonuçları çok daha erken elde etmiş olacak hem de varsa problemler itiraz edilmesi gerekiyor. Evet, Ozan Ulaş Caymaz çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için ama bölmek zorundayız. Şu anda Hamza Dağ açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Hamza Dağ açıklamalarda bulunuyordu ama tam o esnada kısa bir konuşma yaptıkları için konuşma noktalandı. Tekrar Ozan'a gidelim. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bekliyor Ozan Ulaş Caymaz. Az önce böldük kendisini, kaldığı noktadan devam etsin. Gelmesine de kısa bir zaman dilimi var anladığımız kadarıyla. Evet, elbette bugün gözler hem sabah saatleri itibariyle sandıklarda seçmenlerin de uzun süredir bir hazırlığı vardı. Aynı zamanda bugün liderlerin de verdiği mesajlar oldukça önemli. Sık sık az önce de yine İstanbul Haber Merkezimizin aktardığı gibi liderlerin farklı farklı noktalarda kullandıkları oylar ve oyun ardından da verdikleri mesajlar önemli. Elbette hatırlatalım bugün seçim yasakları, propaganda yasağıyla birlikte seçim yasakları da yayın yasağı devam ediyor. Eğer daha erken bir karar alınmazsa Yüksek Seçim Kurulu 21'e kadar propaganda ve seçim yasağını sürdürecek. Dolayısıyla liderlerin de aslında verdiği mesajlar sandığa katılım oranının yüksek olması ve oy kullanmanın önemine yönelik mesajlar olarak karşımıza çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi bu yılda Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Bu noktada da aslında oldukça kalabalık sabah saatleri itibariyle ki Ankara'da Çankaya en büyük ilçelerinden, en büyük nüfuslu ilçelerinden biri ve Çankaya'da Cumhur İttifakı adayı Doğan Kalkan yarışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri hem Büyükşehir'de Turgut Altınok hem de Çankaya'da oyunu kullanacağı için Cumhur İttifakı adayı Çankaya'da Doğan Kalkan'a oy kullanmasını bekliyoruz. Birkaç dakika içinde Devlet Bahçeli burada olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanmak üzere geldi. Az önce burada sandık müşahitlerinden, sandık görevlilerinden kimliğini teslim ederek oy pusulasını ve zarfını aldı ve kendisi için hazırda bekleyen 1320 numaralı sandıkta bulunan kabine girdi ve şu an oyunu kullanıyor. Tabii ki 4 adet pusula var Devlet Bahçeli'nin önünde. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ki Cumhur İttifakı ortak adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Turgut Altınova oy kullanacak Devlet Bahçeli. Öte yandan Çankaya ilçesinde bulunuyoruz, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri ve Cumhur İttifakı adına burada Doğan Kalkan yarışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Çankaya için de burada ilçe belediye başkanlığı için oyunu kullanacak. Aynı zamanda belediye meclis üyeliği için de oyunu kullanacak. 4. pusula, hatırlatmakta fayda var, muhtar adayları da yarışıyor. 4. pusulada muhtar adaylığı için elbette bir hatırlatma yapmakta da fayda var. 4 pusulada aynı zarfın içine konulacak adaylar yine kimlikleriyle birlikte ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının bulunduğu herhangi bir belgeyi ibraz etmek zorunda ve bu şartlarla da tek zarfta 4 pusula tercih ya da evet mührü vurularak kullanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli şu dakikalarda kabinde oyunu kullanıyor ve hemen ardından da 1320 numaralı sandığa zarfını kullandığı oyla birlikte zarfını sandığa atacak ve hemen ardından da
imzasını atarak seçmen listesinde ki sıra numarasına göre zarfını atacak, imzasını da kullanarak oyunu kullanacak. Bugün liderlerin verdikleri mesajlar oldukça önemli. Sandık başına gidilmesi için seçmenlere yönelik çağrılar duyduk. Elbette MHP liderinin vereceği mesajlar da çok önemli olacak. Şu an için Devlet Bahçeli'yi görebiliyoruz. Oyunu kullandığı zarfa da pusulaları yerleştirdi ve 1320 numaralı sandık başına geldi. Her yıl olduğu gibi Anıttepe Ortaokulu'nda Devlet Bahçeli ve şu anda sandığa oyunu atıyor Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli. Hem Büyükşehir Belediyesi Ankara'da hem birçok noktada AK Parti ile birlikte ortak aday belirleme ile birlikte hazırlık sürecini gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi 200 bine yakın görevlisi bugün sahada olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı ile birlikte 2 milyonu aşkın görevli sandıkta görevli ve Devlet Bahçeli oyunu kullandı. Şu an itibariyle de Anıttepe Ortaokulu'nun önüne doğru ilerliyor. Bahçeli bu noktada bir açıklama yapması da bekliyoruz. Kısa bir açıklama. O tarafa doğru şu an basın mensuplarıyla birlikte ilerliyor. Biz de o tarafa doğru ilerleyelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görüyorum. Şu anda dışarıya çıkıyor ve bir yandan da tabii ki açıklamalarda bulunacak. Basın mensupları hazırlanıyor. Haliyle Bahçeli'yi uzun zamandır görmedik biz ekranlarda. Mitinglerde yer almadı. Ne söyleyeceği konusunda da herkes merakla açıklamalarını kilitlenmiş durumda. Evet, şu anda Bahçeli'yi dinliyoruz. İtmeyin lütfen. Tamam, sakin. Susun. Susun abi. Gelin yılın mali daireler seçimleri olarak ilkini gerçekleştirmiş oluyoruz. Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Abi, milletimiz ya için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum efendim. Efendim, seçim sonuçlarını nereden takip edeceksiniz? Partiye geçiyorum şimdi efendim. Teşekkür ederiz. Tamam arkadaşlar. Rica ederim. Tabii. Vallahi kendimiz yapıyoruz. Seçimi de genel merkezden takip edeceğini açıkladı diyelim. Sözü tekrar biz buradan Anıttepe Ortaokulu'ndan merkeze İstanbul'da. Çok güzel. Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı kısa süre içerisinde ve sonrasında da kameralar karşısına geçti. Oyunu kullandıktan sonra okulun önünde kısa bir açıklama yaptı ve tabii ki seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.